Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Huawei'nin oldukça uygun bir etiketle satışa sunduğu FreeBuds 3i kulaklığı. Evet arkadaşlar, son dönemde özellikle kablosuz kulaklıkların hayli popülerleştiğini söyleyebiliriz. Aslında bu durum biraz da Apple'ın AirPods'u tanıtmasıyla başlamıştı. O dönem bu 3,5 milimlik girişin telefonlardan kaldırılması bile aslında böyle sansasyonel bir hamleydi. Lakin sonradan diğer üreticilerin de bu yola girdiğini gördük. Bu şekilde yani 3,5 milimlik kulaklık girişinin telefonlardan kalkmasıyla birlikte aslında kablosuz kulaklıkların da önü açılmış oldu. Tabii fiyat baremine baktığımız zaman piyasada geniş bir yelpazede kablosuz kulaklık çeşitlerinin olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada ayırt edici bir takım noktalar var. Örneğin aktif gürültü engelleme özelliği olan kulaklıkların daha pahalı olduklarını görüyoruz. Hatta şöyle bir şey var ki şu ana kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olup da 1000 lira altına satılan pek fazla kulaklık yoktu ki Huawei bu açığı yeni modeliyle kapatmış oldu arkadaşlar. Bu model arkadaşlar Huawei FreeBuds 3i. Peki şu gelebilir aklınıza. FreeBuds 3 vardı. FreeBuds 3 ile 3i arasında ne gibi farklar mevcut? Bunu kendi kendinize soruyor olabilirsiniz. Bunları da sizlere birazdan açıklayacağım. Lakin öncelikli olarak kulaklığımızın özelliklerine değinelim. Bu kulaklık bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Bundan bahsedelim. Ardından farklarına geçerek incelememizi sonlandıracağız. Evet arkadaşlar, bu kulaklıkların her bir tanesi 5,5 gramlık ağırlığa sahip ve Bluetooth 5.0 teknolojisini destekliyor. Batarya kapasitesi ise 37 mAh. Şarj kılıfına baktığımızda ise karşımıza 410 mAh'lik bir batarya desteği çıkıyor. Tabi burada aklınıza şu soru gelebilir. Bu batarya kılıfı kablosuz şarj özelliğine sahip mi? Hemen belirtelim. Hayır, değil. Yani bunda kablosuz şarj özelliği yok arkadaşlar. Sadece arka tarafta bir Type-C girişimiz mevcut. Bu Type-C girişine kablosunu bağlayarak kulaklığın kutusunu 1 saat içerisinde tam olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu şarj ile birlikte sizlere her bir kulaklık 3,5 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Yani 3,5 saat boyunca müzik dinleyebilirsiniz ya da telefonla konuşabilirsiniz. Şarj kutusunu da işin içine kattığımızda 14,5 saatlik bir pil süresi karşımıza çıkıyor ki bu pil süresinin gayet elverişli olduğunu söylemek mümkün. Gelelim arkadaşlar kulaklığımızda kullanılan sürücülere. Huawei bu kulaklığında 10 mm'lik dinamik sürücülere yer vermiş. Biliyorsunuz FreeBuds 3'te 14.2 mm'lik dinamik sürücüler mevcuttu. Dolayısıyla burada daha küçük sürücülerin olduğunu söylemek mümkün. Baktığımız zaman toz ve suya karşı IP54 sertifikasının olduğunu görüyoruz. Yani böyle terleme olsun, ne bileyim yağmur olsun, bunlara karşı kulaklık son derece dayanıklı. Böyle bir durumda yani terlemede, spor yaparken işte terledim, acaba kulaklığa zarar gelir mi? Ya da ne bileyim yağmurda ben bunu dinliyordum. Tabi burada şarıl şarıl yağmurdan bahsetmiyoruz. Hani böyle çiseleme tarzındaki yağmurlarda kulaklığa su damlaları gelse bile herhangi bir zarar görmüyor. Bunu size söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar kulaklığımızın FreeBuds 3'ten olan farklılıklarına. Biliyorsunuz onun fiyatı biraz daha yüksek. Diyeceksiniz ki neden bunun fiyatı 799 liralardayken onun fiyatı 1000 liranın üzerinde? Hemen belirtelim. FreeBuds 3'te 5.1 teknolojisi bulunuyor ve onun şarj kapasitesi biraz daha yüksek. Yani kulaklıkta taktığın zaman 4 saat, şarj kılıfı ile ise 20 saatlik bir pil ömrü sunuyor kullanıcılara ve az önce de belirttiğim üzere 14.2 milimlik dinamik sürücülere sahip arkadaşlar. Gelelim kulaklığımızın tasarımına. Genel olarak baktığımızda kulak içi bir kulaklık tasarımıyla karşılaşıyoruz. Touch Array denilen bir yüzeye sahip bu kulaklık. Bunlara çift tıkladığınızda işte ileri geri sarma olayı var. Şarkıyı ileri alma, geri alma ya da çağrıyı yanıtlama gibi özelliği var. Basılı tuttuğunuzda ise arkadaşlar aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Yani herhangi bir arayüz indirmenize gerek yok telefonunuza. Huawei haricindeki diğer telefonlarla da rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ses kalitesi de gayet güzel. Yani o orantıyı Huawei iyi bir şekilde ayarlamış. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Aktif gürültü engelleme özelliğini on durumuna yani açık durumuna getirdiğiniz zaman öyle gürültü pat diye kesilmiyor arkadaşlar. Arka tarafta hala alt plandaki sesleri duyabiliyorsunuz. Atıyorum şimdi karşınızda bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz ve o anda aktif gürültü engelleme özelliğini çalıştırdığınız anda o sesi duymaya devam ediyorsunuz ama sanki böyle alttan hafif bir ses geliyormuş gibi oluyor ve müziği de açtığınız zaman o ses tamamen kesiliyor.
daha sesli bir ortamda ise, atıyorum tramvayda, metrobüste ya da işte toplu taşımada daha sesli bir ortamda ise, bu sesler daha da baskılanmış oluyor. Aktif gürültü engelleme özelliğini on moduna alıyorsunuz. Ses alt plandan gelmeye başlıyor. Müzik açtığınızda ise ses tamamen kısılıyor. Fiyat performans oranında baktığımız zaman bu teknolojinin gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Az önce de belirttiğim üzere bu teknolojiyi kullanan, yani aktif gürültü engelleme özelliğiyle gelen 1000 liranın altına zaten kulaklık sayısı oldukça kısıtlı. Dolayısıyla burada Huawei FreeBuds 3i sizler için iyi bir alternatif sunabilir. Tabii ki ses kalitesini merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi biz akıllı telefondan aldığımız bir konuşmayı sizlerle paylaşacağız. Böylece açık ortamda nasıl bir ses kalitesine sahip olduğunu da siz görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu anda ofisimizin balkonundayız. Burada gördüğünüz gibi E5'in kenarında olduğumuz için ses bir hayli fazla, yani gürültü bir hayli fazla. Şimdi kulaklığımızın aktif gürültü engelleme özelliğini aktif hale getirerek kameraman arkadaşım Oğuz'u arayacağım. Bakalım karşı tarafta görüşmem ne kalitede gerçekleşecek, bunu beraber göreceğiz. Alo. Alo. Oğuzcan, şu anda seni Huawei FreeBuds 3i ile arıyorum. Dışarıdayım. Sesin nasıl geliyor, iyi mi? Evet, sesin fena değil. İyi diyebiliriz. Yani şu anda aktif gürültü engelleme de açık. Dur bakayım, bir kapatmayı deneyim. Evet, şu anda kapattım. Dışarının sesini alıyor musun? Hayır, dışarısının sesini almıyorum. Sadece sen. Evet, yani görüşler ya da gayet. Evet, gayet net bir ses var. Şu anda kapattım gerçekten de. Evet, dışarıdan sesi çekildi. Gayet başarılı buldum ben bu ürünü. Sen nasıl buldun şu anda görüşme taktiği? Nasıl geldi? Gayet iyi bence de. Tamam, o zaman sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu telefonumla çekiyorum. Telefonu kulaklıklara bağladım ve bir tane uygulama indirdim. O uygulamayı da dilerseniz linklerde verebilirim size. Şu anda video kaydını kamerayla gerçekleştiriyoruz. Telefonun kamerasıyla ve sesi de gördüğünüz gibi FreeBuds 3i ile kulağımdan alıyor. Tabii şu anda bir tanesi çalışıyor muhtemelen. Yani bu telefonla kulaklığı bağlayarak bu çeşit videolarda çekebilirsiniz. Hani mikrofon almanıza gerek yok. Eğer ses kalitesini beğenirseniz kulaklığı mikrofon olarak da bu şekilde kullanmanız mümkün. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar, kulaklığımızın telefondaki ses performansı bu şekildeydi. Şimdi de sizleri kulaklığı bilgisayara bağlayarak aldığımız ses kalitesiyle baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, şu anda kulaklığı bilgisayara bağladım ve bu ses kaydını bilgisayara bağladığım Huawei FreeBuds 3i ile yapıyorum. Yani bu kulaklığı bilgisayarınızda kullanmak isterseniz ve ses kaydetmek isterseniz de karşınıza çıkacak olan ses kalitesi bu şekilde diyebiliriz. Evet, görüldüğü üzere FreeBuds 3i genel anlamda kullanıcıların beklentilerini karşılayan bir performansa sahip. Eğer aktif gürültü engelleme özelliğine sahip uygun fiyatlı bir kulaklık alıyorsanız FreeBuds 3i'ye göz atmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.